Sakın aya bakma, sakın. Bu kanalda Minecraft gizemleriyle alakalı ne kadar fazla video yapsam da bilmediğimiz, görmediğimiz, duymadığımız ya da duyamayacağımız belki binlerce gizem var. Bunun bir sınırı yok. Çünkü Minecraft böyle bir oyun. Takvimlerimiz 28 Eylül 2020'yi gösterirken Legend Finder adındaki anonim kişi Minecraft'ta bir deneye başlıyor. Bu deneyin kısa özeti aya bakmak. Reddit forumlarında dolaşan bir rivayete göre Minecraft'ın garip gizemlerini ve creepypastalarını içeren bir buzdağı görselinin en alt katmanında Don't Look at the Moon, yani aya bakma gizemi yer alıyor. İşte tam da bundan bahsediyorum dostlarım. Bu listedeki gizemlerin kaç tanesini biliyorsunuz? Toplasan 2-3 tane falandır. Yani duymadığımız şeyler var bu listede. İnternette dolaşan komplo teorileri, varsayımlar, birçok makaleler eğer Minecraft'ta çok uzun bir süre aya bakarsanız gizli bir kod zincirinin devreye girdiğini ve bunun sonucunda oyununuzun hatta bilgisayarınızın ters takla atabileceğinden bahsediyor. Don't Look at the Moon, yani aya bakma deneylerini yapan Legend Finder, bunları yaşayan ve video kaydedilen tek insan. Ta ki bu videoya kadar. Yaptığı deney videolarını kısa kısa bölerek YouTube'a atıyor. Bazı videolarında sadece aya baksa da belli videolarda bu gizemin detayları açığa çıkıyor. Deneyin 4. videosunda Legend Finder bir Minecraft akşamı boyunca ayı izliyor. Sabahın ilk saatlerinde ise ay kaybolurken bir anda bilgisayarı çöküyor. 5. deney videosunda ise oyuna tekrar girdiğinde yarattığı dünyanın tamamının ay benzeri bir blokla kaplandığını görüyoruz. Ayrıca bu videonun belirli bir kısmında garip bir varlık uzaklarda zıplayarak etrafı geziyor. Bu videonun açıklamasında ise dünyasının kafayı yediğini, daha öncesinde dünyaya yedek aldığını fakat bu yedeğin de bozulduğundan bahsetmiş. Aslında bu aya bakma deneyinin anahtar noktası şu: elimize bir saat alıyoruz ve aya uzun bir süre bakıyoruz. Bunun sonucunda elimizdeki saatin yelkovanı rastgele dönmeye başlıyor ve ayın ışık vurduğu noktalarda ise bozulmalar oluyor. Eğer bunu abartı bir süre boyunca yaparsanız da zincirleme kodlar devreye girerek Minecraft dünyanızı alt üst ediyor, hatta bilgisayarınızı bile yok ediyor diyebilirim. Söylentiler bu şekilde. Aslında bunun da ilerisinde psikolojiniz bile bozulabilir. Saatlerce, haftalarca, belki aylarca sadece ayı izlediğinizi düşünün. Bu hiç sağlıklı değil. Yaklaşık 3 gündür boş kalan bir vakitlerimde Minecraft'a girip bu deneyi yapıyorum. Araştırmalarıma devam ediyorum ve birçok da şey buldum. Garip şeyler başıma gelmedi desem de aslında yalan olur. Bir varlığa, cisme ya da bir boşluğa saatlerce odaklandığınız zaman halüsinasyonlar görmeye başlarsınız. Ben de açıkçası siz de biliyorsunuz ki kendimi Minecraft gizemlerine alamış bir insanım. Bunu yapmayı çok seviyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bu deneyi bu videoda yapacağız dostlarım. Sınırlarımı zorlamaya hazırım. Korkmuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma emin olabilirsiniz. Ama videoya geçmeden önce hızlı bir şekilde like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu videonun devamı mutlaka gelecek. Bu uzun bir deney olacak çünkü. O yüzden bu videoya sizlerden 30 bin beğeni bekliyorum dostlarım. Desteklerinize ihtiyacım var ve lütfen şu kanalda bir abone olun, artık 1 milyon abone olalım. Ve ayrıca şu anda kanalıma abone olursam bir dahaki videoda ismin ekranda çıkıyor. Belki de şu ana kadar yapacağım en ama en uzun gizem ama bu olabilir dostlarım. Yani bu bir deney. Yani gerçekten de bu bir deney. Bir videoya sığacak bir şey değil ya da 2-3 saatte çekip gidebileceğim bir şey de değil. Yani bu vakit isteyen, zaman isteyen ve sabır isteyen bir deney. Minecraft'taki bu ayın gizemini, yani ayın perde arkasındaki bulunan kodlarını vesaire bu videoda bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışacağım. Ve bu videodaki rehberim Rotom Legend Finder olacak. Legend Finder'ın yaptıklarını aşama aşama ben de yapacağım. Ki zaten Reddit'te bu kanlı ay efsanesiyle alakalı birçok böyle komple teorisi, makaleler falan var. Sizler de bakıp bulabilirsiniz. Yapmamız gereken belli aşamalar var ve bu ayla alakalı Minecraft'taki ayın karanlık yüzünü ve bilmediklerimizi görebileceğimiz aşamalar bunlar. Biz de bunları tekrar tekrar yapacağız. Şu anda ben Minecraft'ımı açtığım bir dünya oluşturacağım dostlarım. Reddit'te gördüğüme göre önerilen şu şekilde: yani 1.10 sürümüyle 1.15.2 sürümüne kadar istediğiniz sürümde bu yapacağımız deneyi deneyebilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz ama unutmayın 1.15.2 ve 1.10 arasındaki sürümlerde olacak. Ben de o sürümlerden bir tanesine şu anda girdim. Direkt ben bir dünya oluşturacağım. Hilelerin kapalı olması gerektiği söyleniyor. Yani hilelerinizin kapalı olması gerekiyor çünkü hile yaptığınız zaman oyundaki bazı zincirleme kodları değiştirebiliyorsunuz. Yani atıyorum oyunda bir şey olacak o an ve siz eğer hile yaparsanız o an olmayabiliyor. Yani oyunun doğal akışını bozabilirsiniz. O yüzden bunu yapmıyoruz. Hile kesinlikle yok. Hilesiz bir şekilde, sabırlı bir şekilde emek vererek bu kanlı ay efsanesini inceleyeceğiz. Ve bazı yazılarda şey de gördüm. Bu seed bölümüne işte Blood Moon, Moon yazın falan gibi yazılar da vardı. Ben seed kısmına yani yazayım, Blood Moon yazayım mesela ama sanmıyorum bununla alakalı bir şey olacağını. Seed kısmına Blood Moon yazdım. Dan diyorum ve dünyamı oluşturabilirim. Oldukça heyecanlıyım çünkü bu saatler sürecek bir aşama. Gerçekten birazdan prosedürleri ve aşamaları öğrendiğiniz zaman diyeceksiniz ki oha lan bu denenir mi, manyak mısın? Ama denenir dostlarım çünkü benim adım Borolo. Adama da koyar o. Evet, şu anda normal bir Minecraft günündeyiz. Evet, güneşimiz burada gözüküyor. Ay daha o tarafta yok. Yapmamız gereken ilk şey ve en önemli şey bir tane saat craftlamak dostlarım. Bir saate ihtiyacımız var ve bu saat elimizden hiçbir şekilde düşmeyecek abi. Yani elimizde her zaman bir saat olacak. Bu saat elimizden asla düşmeyecek. Aşamalardaki en önemli, yapılması gereken en önemli şey bu. Ya elimizde bir tane mutlaka saat yapmamız gerekiyor. Saat yapmak için de neye ihtiyacımız var? 4 altın, bir de redstone'du galiba. Öyle bir şey olması gerekiyor. Yani bu birazcık vakit alabilir. Hızlı bir şekilde madene iş yapacağım. Kendime demir bulacağım. Demirden sonra altın bulacağım. Altından sonra redstone falan filan
falan derken bayağı bir uzun sürecek. Hadi bakalım. Borolo şova başladı. Birazcık yemek topladım. 10 tane domuz etim var. Direkt bir mağara bulmam gerekiyor. Yani açık bir mağara bulsam direkt gireceğim ama şu an etrafta açık bir mağara gözükmüyor. Ha, orada yangın var. Dostlarım bu gerçekten bu arada bu yapacağımız deney. Bugünkü yapacağımız ve bu bence bu deneyin ilk videosu olacak. Yani bir videoda bütün aşamaları sığdırmam pek mümkün değil. Aşama aşama gidecek bu deney serisi ve bunun ikinci bölümünde gelir mutlaka. O yüzden video şu anda bir beğeni bırakmayı ve mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni en heyecanlandıran ve en gerçekten böyle gizem dolu hissettiren efsanelerden bir tanesi bu güzel. Demirimizi de bulduk. Demiri bulmamın yolu şimdi demiri ben direkt alacağım. Kazma yapacağım. Sonra altın bulacağım. Altından sonra redstone bulacağım. Saatimizi craft edeceğiz ve ilk aşamaya başlayacağız. İlk aşamadan da birazcık size bahsedeyim burada. Hani boş durmayalım. İlk aşamada yapmamız gereken şey dostlarım 10 Minecraft günü bakın. 10 Minecraft günü yüksek bir bölgede yani 70 ila 150 arasındaki bir yükseklikte ayı izlememiz gerekiyor. 10 gün boyunca bakın. 10 gün. 10 Minecraft günü de gerçek hayatta yaklaşık 3,5 saate falan tekabül ediyor. 3,3 saat gibi bir şey yapıyor. O yüzden hani 3,3 saat boyunca ben bugün bu videonun belli bir kısmında sadece ayı izleyeceğim. Hani gerçekten bayağı yoracak beni. O yüzden hani bu videoya like atmayanlar da benimle konuşmasın arkadaşlar. Vallahi küserim ya. O kadar uğraşıyoruz bir like'ı bırakın. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu Legend Finder adındaki bu YouTube hesabının sahibini araştırdım. Yani bayağı üzerine ben bu efsanelerin aya bakma efsanesinin üzerine belki bir aydır falan çalışıyorum aslında. Yani bir aydır denemeler yapıyorum, araştırmalar yapıyorum ama bu Legend Finder'la alakalı internette dostlarım bir tane bile bilgi yok bakın. Adamla alakalı bir tane ismiyle, cismiyle alakalı, kim olduğuyla alakalı bir tane bile bilgi yok. Ama kanalı birazcık göz gezdirirseniz, gezerseniz şunu fark edeceksiniz. Adam aya takıntılı birisi. Yani ayla arasında böyle bir bağ var. Yani herif gerçek hayatta da gidip gecenin bir saatinde ayı falan izliyor. Böyle psikolojik sıkıntıları da olabilir. Tam olarak emin değilim yani ben bir uzman değilim. Bu konuda bir tanı koyamam tabii ki de ama hani öyle gözüküyor uzaktan yani. Böyle garip garip videolar var. Mesela bir videosunda böyle ağlıyor gibi bir tipi var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Yani garip bir adam gerçekten. O yüzden hani bu daha çok dikkatimi çeken bir efsane. Bu arada 48-49 tane oha bayağı bir kömürüm var. Çok ürpertiyor dostlarım beni bu olay yani. Neyse ben altın bulmaya gidiyorum dostlarım. Demir de buldum. Güzel. Hemen altın bulmaya gidiyoruz. Altın da alt katmanlarda falan çıkıyordu. İnşallah hızlı bir şekilde altın bulabilirim. Lan oha bir dakika. Dostlarım hayatımdaki tüm şansımı galiba az önce bitirdim. Allah kahretsin hayatımda bir daha şansım olmayacak. Aşağıdan yukarıya kızdım. Elmasın üstüne düştüm lan. Böyle bir şey hayatımda ilk defa yaşıyorum Minecraft'ta. Oha. 3 elmas buldum. Hatta 4 elmas. Ama bana elmas gerekmiyor ki. Bana altın gerekiyor ya. Altın gerekiyor. Hatta böyle öyle bir aşama gelecek ki bu deneydeki dostlarım. Bu aya bakma deneyinde öyle bir aşamaya geleceğiz ki bu aşamada benim böyle düzinelerce, steklerce 64, 70, 80 tane böyle saat yapmam gerekecek. O zamanlar da olacak. Bu arada redstone da buldum. Redstone hallettik. Güzel. Redstone hallolması güzel oldu. Bir de altın bulsam. Ulan bir de altın bulsam. Şurada var ya 10 numara olur bak. Uğraşmam ya. Zaten 3,5 saat boyunca ayı izleyeceğim ya. Altın! Buldum dostlarım. Bu arada videolarımda bağırmamdan rahatsız oluyorsunuz. İstiyorsanız bir daha bağırmam dostlarım. Bu kadar beni bağırmamdan hoşlanmıyorsanız bir daha bağırmayacağım. Ona da üzülüyorum yani. Sanki isteyerek bağırıyoruz ya. Gerçekten bazen beni kırıyorsunuz. Harbi bazen böyle cidden kırılabiliyorum dostlarım. Tamam direkt bayağı bir altın da bulduk. Çok iyi oldu. Hatta ben buraya gelmişken ne yapayım biliyor musunuz? Bir tane kova yapayım. Ve bu kovayla buradaki bu suyu çekeyim. diye çekeyim böyle. Tamamdır dostlarım. Şimdi bayağı bir hazırlandım. Bakın elmas bulmuştuk ya. Elmas kazma yaptım. Obsidyen de kazdım. Çünkü bu deneyin belirli bir bölgesinde, belirli bir aşamasında Nether'a da gitmemiz gerekecek. Bunu da buradan söyleyeyim. Spoilerını vereyim. O yüzden hem obsidyen kazdım. Bayağı iyi oldu bak burayı bulmamız. Her şeyi burada bulduk resmen. Şimdi saati craftlıyorum dostlarım. Bakın o ana geldik şu anda. Saatimi ve craftladım. Clock. Evet, elimizden video boyunca ayırmayacağımız aletimiz saatimiz. Bu bizim en büyük ama en büyük yoldaşımız olacak bu deneyde. Peki neden aya bakarken saat elimizde tutmamız gerekiyor? Aslında şunu da şöyle açıklayabilirim. Bu Legend Finder denilen bu YouTube'daki bu aya bakma videolarını çeken kişi her videosunda yaptığı her videoda elinde saat tutuyor. Ve Reddit'te paylaşılan yazılara göre ayrıca Legend Finder'ın videolarına göre bu saatin belirli zamanlarda aya baktığınız zaman belirli bölgelerde belirli zamanlarda böyle saatin delirdiğini saatin yelkovanın delirdiğini fark edeceksin. Ben de fark edeceğim yani. O yüzden hani bu saatin hep elimizde olması gerekiyor. Aslında envanterden de anlayabiliriz fakat adam elinde tutuyor ben de öyle yapacağım. Yani saat elimizde her zaman olması gerekiyor dostlarım. Bu çok önemli bir metot. Saatimizi elimize alıyoruz. Hatta F bile yapabilirim. Bu şekilde de tutabilirim. Ama şu an ışık daha önemli. Direkt şu 3 tane demirin piştikten sonra da direkt yukarıya çıkıyorum ve ilk aşamaya, bu deneyin ilk aşamasına geçeceğiz. Heyecanlıyım dostlarım, çok heyecanlıyım. Sonunda geçiyoruz. Şu anda dostlarım yeryüzündeyim. Aynı tarafta ayı bulmamız gerekiyor. Ay bu tarafta olması lazım, bakacağım. Lan ayı göremiyorum. Dostlarım ay neden yok? Bir dakika. Lan ay buradaymış lan diyorum ben de ay nerede dostlarım ayı arıyorum sabahtan beri. Evet resmi olarak şu anda deneye start veriyoruz dostlarım.
Yapmam gereken şey bakın, şu an yüksekliğimi birazcık yükselteceğim, tamam mı? Yüksekliğimi şöyle birazcık yükseltebilirim. Tam mesela burası iyi mi? Burası güzel, evet. Burası tam ideal. Bu seviyeden yaklaşık 10 gün boyunca, 10 Minecraft günü boyunca ayı izleyeceğim. Ayı bu arada şöyle söyleniyor. Ayı sinematik kamerada, yani F9'da izleyin. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta sinematik kamera özelliği gibi bir şey var. Bakın F9'a bastığım zaman kameram böyle yavaşlıyor. Bakın şu an bu şekilde yapabiliyorum. Ve bu şekilde sinematik kamera ile birlikte ayı 10 Minecraft günü izleyeceğim dostlarım. Yapmam gereken şey bu olacak. Bu da yaklaşık yani 3,5 saate tekabül ediyor. 3,5 saat boyunca ben ayı izlemek zorundayım şu an. Şu an saat de birazcık geç. Bu video büyük ihtimalle sabahın ilk saatlerinde ya da sabahın ilk ışıklarında falan bitecektir. Bayağı yorulacağım. Uykusuzum. Yine de yorulacağım. Yani uykusuzum, onun üzerine böyle bir şey yapıyorum. Kafayı yemelik yani gerçekten, ama bunu denemek zorundayım dostlarım. Çünkü ben videonun başında yine de bunu size söylemiştim. Minecraft gizemleri için yaşıyorum şu an. Yani gerçekten hayatıma bunu adadım ve bunu çözmemiz ve bulmamız gerekiyor. Evet, başlıyorum. Tam böyle ayın ortasına masumun imlecini getiriyorum ve full artı full aya fokuslanıyorum. Yani ben bunu yaparken de yandan belki bir dizimizi bir şey açarım. Bir film açarım. Belki video falan izlerim. Çünkü sıkıcı bir durum. 3,5 saat ne yapacağım dostlarım bilmiyorum yani. Böyle oturacağım bütün gün, ayı izleyeceğim. Bu şekilde. Bana bol şans dileyin. Sizi çok seviyorum. Bana bir şey olursa lütfen kanalıma 1,000,000 abone yapın. Bakın herkes, bir arkadaşını şu an kanala abone etse dostlarım, 800,000 aboneyiz. 1,6 milyon abone oluruz. Çok mantıklı değil mi? Herkes şu anda evindeki bir bireyi, bir ailesini, bir üyesini ya da bir arkadaşını abone etsin kanala. Beni sevenler bunu yapsın. Ve maraton başlasın. Dostlarım şu anda 3 geceyi geride bıraktım ve 4. geceye başlıyorum. Yani önümde daha 6 gece daha var. Yani bayağı uzun sürüyor. Belki 1 saat bile olmuştur. Aha, yağmur başladı. Oha, bir dakika. Yağmurda ne yapacağım? Yani bakın, toplamda bu aşamayı tamamlamam için 10 gece ayı izlemem gerekiyor ve şu an yağmur başladı. Hayır. Acaba hileyle yağmur durdursam mı? Ne yapsam? Dostlarım bilmiyorum şu an, ama yani bir kere zaten öldüm, bakın envanterimden de fark edersiniz. Bir kere öldüm aptal gibi. Bir iskelet buraya tırmandı. Ondan sonra beni öldürdü. Bir kere öyle bir gece gitti zaten. Kaçırdım ayı. Şimdi yağmur yağıyor. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ama oldukça yorucu yani gerçekten. Sabah Minecraft'ta sabah oluyor, tamam mı? Sabah olduğu zaman gidiyorum yatakta biraz yatıyorum. 5 dakika sonra geri geliyorum, tekrar aya bakıyorum, tekrar yatıyorum. Böyle 1 saat geçirdim yani. Vallahi dostlarım devam ediyorum. Bakalım başıma neler gelecek. Şu an yağmur başladı ama. Bu bayağı sıkıntı. Umarım hızlı bir şekilde yağmur diner. Dostlarım yani yanlış saymadıysam galiba şu an son gecedeyiz. Bu gece bittiği anda 10 geceyi tamamlamış olacağım. 10 akşam, bakın belki şu an 4-4,5 saat oldu yani. 3,5 saat diye hesapladım ben. 4-4,5 saat oldu. Böyle bayağı yemek yedim ben, yattım falan, böyle bayağı takıldım. Bayağı güzeldi yani, eğlendim sabah saatlerinde. Oyunda sabahken onları yaptım. Gecede buraya geldim, avel gibi ayı izledim. Ve sonunda dostlarım bitiyor artık yani. Bayağı uzun sürdü ya, ki daha yapmam gereken çok şey var abi. Yani bu video nasıl böyle olacak bilmiyorum. Hayatımdaki çektiğim en zor video olabilir gerçekten. Bayıldım, şimdiden daha bayıldım dostlarım. Koca bir cips yedim hatta, onu da göstereyim bak. Şu cipsi bitirdim dostlarım. Baya baksana şu kadar kalmış. Baya bitti yani. Bu gece herhalde tıkınacağım full. Teşekkür ederim. Şimdi 10 gece burada bekledim, evet. Peki anormal bir şey oldu mu? Bunu sormak istiyorsunuz. Çünkü biz bunu arıyoruz. Anormal bir şey var mı yok mu? Bizim aradığımız şey bu. Gün de bitiyor şu an. Anormal bir şey dostlarım yani şöyle söyleyebilirim. Olmadı yani benim gördüğüm. Pek bir şey fark etmedim. Zaten 3. 4. günden sonra iyice böyle odağım dağılmaya başladı. Hiç böyle oyuna bile bakmadım. Sadece artık elim bile alıştı yani ayı böyle takip etmeye. Bakın şu an mesela sizle konuşurken ayı takip edebiliyorum. Elim bile alıştı. O yüzden yani çok böyle bir şey hissetmedim 3. ve 4. günden sonra. Sadece belli kısımlarda böyle saatin delirdiğini fark ettim. Bir anda böyle saat arada böyle gidip geldi. Garip şeyler oldu. Normalde bu Nether'da oluyor. Nether'da böyle saat kavramı olmadığı için cehennemde saat böyle gidip gelebiliyor. Aynısı normal dünyada yaşandı. Yani bir tek öyle bir şey oldu ama onda emin falan değilim. Ve şu an dostlarım resmi olarak bitirmiş olduk. Şu an gerçekten bitti. Şimdi ise ikinci aşamaya geçeceğiz. Yani umarım bir şeyler olur değsin yani. Kaç saattir AFK bekliyorum. İkinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada da ayı takip edeceğiz. Onda da böyle 5-6 Minecraft günü galiba ayı takip etmem gerekiyor. Evet, şimdi ona gidiyorum dostlarım. Aşama 2 başlayacak. Dostlarım ikinci aşamada da şu olacak, onu da söyleyeyim. Bu sefer gökyüzünden yani yüksek bir yerden ayı izlemeyeceğiz. Bu sefer bir mağara girişinden ayı izleyeceğiz. Legend Fire yaptığı videoların ikinci aşamasında yani Evre 2'de şunu yapıyordu. Bir mağara girişi gibi bir yere giriyordu dostlarım ve bir mağara girişinde ayı izliyordu. Ve bunu 5 Minecraft günü yapıyormuş. Reddit'te bu şekilde yazmışlar. O yüzden şimdi ben de bunu yapacağım. Güzel bir mağara girişi bulmamız gerekiyor ve aşama 2'ye şimdi geçeceğiz. Mağara girişi nereden bulabilirim? Mağara girişi.
Ama gerçekten hani bu deney beni bayağı bir zorlayacak dostlarım. Ve daha başlangıç yani. Daha bu ilk evre yani, daha 5-6 aşaması var bunun. 5-6 aşamadan sadece daha ilkini tamamladık. Kaç gün sürecek, kaç saat sürecek artık vallahi bilmiyorum. Şu an bir mağara girişi arıyorum. Hatta o video şu an ekrana gelsin. Legend Finder bu videoda bir mağara girişinden. Aynen böyle bir mağara girişinden ayı izliyor. Tam olarak böyle. Yani aslında bu mağara girişinden de ayın sadece bir bölümünü görebileceğiz. Yani ayı sadece buradayken görebileceğiz. Bu taraftayken göremeyeceğiz. Tam da bu olması gerekiyor. Yani ayın belli bir kısmını izliyor olmanız lazım. Belli bir kısmını izleyemiyor olmanız lazım. Bu da şuna yarayacak. Reddit'te okuduğum makaleye göre eğer bunu yaparsak ve başarılı olursak ay kanlı olacak dostlarım. Evet, böyle bir şey var. Kanlı ay. Kanlı olarak bir şekilde doğacak. Ya yani bizim görmediğimiz ayın yarım kalan tarafı, yani batan tarafı veyahut da doğan tarafı bizim görüş açımızdan çıkacak. Ve o kısımda da ay kanlanacak. Olay bundan ibaret. Buradan ayı görebilir miyim? Çok burası da çok aşağıda dostlarım. Yani daha böyle... Tamam, ay geliyor. Buradan ayı görebilirim. Tamam dostlarım, ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamamız maden derinliğinde, yani tam yüksekte değil. Birazcık yeryüzünün alt kısmında bir maden girişi bulup ayı buradan izliyorsunuz. Sadece ayın %50'sini görmeniz gerekiyor. Bak, ben çok şanslı güzel bir tane mağara girişi buldum. Yani ben ayı sadece burada izleyeceğim. Buradan benim görüş açımdan çıktıktan sonra ayı izleyemeyeceğim. Ve bu şekilde ay kanlanacak. Olay tamamen bundan ibaret. Aha, ay geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Evet. Peki bunu ne kadar süre yapacağım? Lan korktum. Önüme domuz düştü. Bunu yaklaşık 5 Minecraft günü yapmam gerekiyor. 10 Minecraft günü yüksek bir seviyede ayı izledik. 5 Minecraft günü de bir maden girişinden ayı izliyoruz. Bunu yapacağız. 5 Minecraft günü artık çok da uzun geldi. Yani 2,5-3 saat falan. 2,5 saat diyelim. 2,5 saatte buradan izleyeceğim. Bu arada birazdan dizi açacağım. Onu da söyleyeyim. Bir dizi izleyeceğim. Oğlum ay ne kadar hızlı gidiyor lan? Bir dakika, bu sefer ay neden bu kadar hızlı gidiyor? Oha. Bir hızlı geldi bana. Hatta biraz şöyle durabilirsem, aynen. Buradan ayı biraz daha görebilirim. Cidden gerici bir şey dostlarım bu arada. Hani bunu odaklanarak yapsanız psikolojiniz bozulabilir. Düşünsenize yani saatlerce, 5-6 saat, belki 10 saat gerçek hayatta böyle ayı izliyorsunuz. Legend Finder tam olarak bunu yapmış. Yani adamdaki sabra, mentaliteye veyahut da bu ay sevdasına bakın. Yani Minecraft'ın arka planında bilmediğimiz tonlarca, belki de binlerce kod yazılımı, kod zincirleri var. Zaten bu buzdağının görünmeyen kısmı efsaneleri, biliyorsunuz ki bu fotoğrafını şu an ekranda görüyorsunuz. Bu görsel bize Minecraft'ta ne kadar bilmediğimiz efsane, yani ne kadar bilmediğimiz gizem, ne kadar Minecraft'ta bilmediğimiz böyle garip garip paranormal olayın olduğunu gösteriyor. Bu kanlı ayda bunların en gizemlisi. Yani belki bir anda ay böyle bir anda şok diye önüme gelebilir. Düşünsenize öyle bir şey olduğunu. Minecraft'ta böyle bir şey varsa. Yani bunları çok merak ediyorum. Ve gerçekten bunu videolarını çekmek, sizlerle buluşturmak beni aşırı keyiflendiriyor. Ve aşırı mutlu ediyor. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Ve şu anda ayı kaybediyorum. Ay yavaşça görüş açımdan çıkıyor. Ve ay şu anda gitti. Evet. Artık şu an rahatım dostlarım. Sabah olana kadar ayıya bakmayacağım. Bak bu sefer daha rahat. Şimdi mesela arkaya gidip yatacağım. En güzeli. Gidiyorum ve yatıyorum. Hangi şarkı yapıyorum? Şu an yorumlara yazın. Bakın YouTube'da çok kullanılan bir şarkının size az önce remixini yaptım. Kendi ağzımla yaptım. Bakın bir daha yapacağım. Bakalım anlayabilecek misiniz? Vallahi bunu merak ettim şu an. Size şimdi bu arada oyunu göstereyim, dur. Dostlarım sabah olmasını bekliyorum. Şu an gece hala akşam. Sabah olmasını bekliyorum. Umarım sabah olacak. İnşallah olur. Bakın müziği yapıyorum, dinleyin. Dın dırırırı dı dırırırı dı dırırırı. Bu müziği biliyorsanız YouTube'da slime yapma videoları izlemişsinizdir. Borolo bu sefer koltukta yatıyor. Borolo çok sıkıldı çünkü Borolo gerçekten 5 saattir ayı izliyor. Kafayı yemek üzere. Umarım Borolo kafayı yemez. Umarım Borolo... Dostlarım gerçekten çok sıkıldım. Şu an galiba ikinci gün bitti. Tabii ikinci gün bitti. Yine ayı bekliyorum, o yüzden buradayım. Çok sıkıcı. Hayatımda yaptığım en sıkıcı video. Gerçekten. Ama sonunda bir şey olursa, bakın bunu başarırsak gerçekten. Umarım şu an boşa bu kadar saat beklemiyorumdur. Boşa bu kadar saatlerinizin gitmesi o kadar kötü bir his ki. Umarım boşa beklemiyorumdur ve gerçekten bir şey olur. Bunu çok istiyorum. Gerçekten.
mu demek oluyor? Bakın şu an gece dostlarım ve ay eğer aşağı inmezse sabah olmaz. Yani şu an oyunda sabah olmayacak mı? Nasıl abi? Nasıl ya? Vallahi şu an dostlarım hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Hiç beklemiyordum, hani belki ay bug'a girer bir şey olur falan, saatte bir şey olur diye düşünüyordum. Bug'la alakalı bir şeyler olabilir diye düşünüyordum ama ayın duracağı aklımın ufacık ucundan bile geçmezdi. Vallahi geçmezdi, billahi geçmezdi. Ay durdu lan. Aa delireceğim dostlarım. 5.5-6 saatin sonunda olana bakın. Ay durdu şu an. Ve bakın ay titriyor. Fark ettiniz mi? Bakın ay böyle bir titriyor. Oğlum hareket ediyorum ben. Kafayı mı yedim? Ne oluyor? Bakın zoom'da bakınca hareket ediyor gibi oluyor. Bana mı öyle geliyor? Artık 5 saattir aya baktığım için dostlarım halüsinasyon görmeye başladım. Bir ara gözlerim falan gitti. Gerçekten söylüyorum. Mesela boş duvara bakınca böyle bir ay gibi bir şey görüyorum duvarlarda. Bana o yüzden mi öyle geliyor bilmiyorum. Bak o zaman şöyle yapacağız. Aşamayı bozmayacağım ya da bozacağım. Burada duracağım dostlarım. Şöyle kendime de güzel bir platform yapacağım. Tam olarak böyle ve burada birkaç saat AFK bırakacağım tam olarak bu şekilde ve dinlenmeye gideceğim. Aşağı alt kata gideceğim. Belki bir şeyler yerim. Bakarım bir şeyler içerim bilmiyorum. Aşağıda olacağım ve bakalım bir saat sonucunda aya ne olacak? Yani şu an bir saat burada bekleyemem. Yapacak başka bir şeyim de yok. Hem sabah olup olmadığına bakarız, görürüz. Hem de bakalım ne oluyor, onu da test etmiş oluruz. Bunu gerçekten beklemiyordum. Dostlarım biraz uyuyakalmışım yani 44 dakika 45 dakika falan uyumuşum galiba, bilmiyorum. Şimdi tekrar oyuna döneceğim, 3. aşamaya geçeceğim ama yani nasıl geçeceğim onu da bilmiyorum çünkü ay resmen durdu. Hatta rüyamda da ay gibi bir şey gördüm, böyle değişik bir dolunay gördüm, bayağı kötüydü. Şimdi tekrar bilgisayar başına gideceğim. Of, hayatımda çektiğim en zor video. Olmuş, tipime bak, kaydı suratım, tipim, saçlarıma bakın ya. Kayıt hala. Dostlarım bilgisayar kapanmış. Nasıl lan? Nasıl? Dostlarım bilgisayar kapanmış. Nasıl ki? Arabadan yaklaşırken eve bir saat falan geçti dostlarım. Çok pistim, iğrenç bir durumdaydım. Gittim duş aldım, üstümü başımı değiştirdim. Bu gece bilmiyorum, pilim aşırı bitti şu an, yani ölmek üzereyim, çok yoruldum, aşırı yoruldum. Bilgisayarın neden kapandığını inanın bilmiyorum. Yani elimde şu an ham olarak neredeyse böyle 7-8 saate yakın klip var ve hani 7-8 saat boyunca ben full kayıt aldım. Siz bunları şu anda izliyorsunuz ama bunların bayağı bir işlenmiş halidir. Yani biz o videoları izliyoruz, hızlandırıyoruz vesaire, 10 saatlik video yükleyemeyeceğimiz için bu şekilde yapıyoruz. O yüzden de ne yazık ki şu an hani kalkıp da bakamayacağım niye bilgisayar kapandı diye. Çünkü 10 saatlik klip var ve bakmak da istemiyorum, tadını kaçırmak istemiyorum, heyecanını kaçırmak istemiyorum. Bilgisayarın neden kapandığını veyahut da yeniden başladığını bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Kısa voltaj falan mı yaptı diyeceğim ama öyle olsa kayıt aldığım bilgisayar da gitmesi gerekiyor, elektriklerle alakalı bir şey olsa. Yani bilmiyorum dostlarım. O an ne oldu? Ay en son duruyordu böyle yerinde. Hareket etmiyordu. Ben AFK bıraktım, birazcık kestirdim, sonra duşmuş aldım. Yani bilgisayara ne oldu o ara? Oyuna ne oldu? Bunu çok merak ediyorum. Ay hareket ediyor. Hareket ediyor. Ay düzelmiş, bir dakika, ay düzelmiş dostlarım. Bakın bir dakika, ay böyle değil. Böyle değildi, ay böyle değildi. Ay kara değil miydi ben en son bıraktığımda? Evet.
burada niye bu kadar yaratık var lan? Ay düzelmiş. Vallahi düzelmiş dostlarım. Abi şimdi galiba tahminimce 5 gün ben doldurduğumu düşünüyorum 5 günü galiba. 4. günde abi ay durdu. Evet. 4. günde dostlarım ay durdu lan. Ne oluyor? Bu ne? Abi neden etrafta bu kadar fazla yaratık var? Lan ne oluyor? Ben 4. günü dostlarım bakın doldurduğum anda o an ay durdu. Yani galiba bir şeyleri doğru yapıyorum şu an. Galiba gerçekten bir şeyleri doğru yapıyorum. Bir şeyler oluyor. O an bilgisayarın kapanması vesaire hani galiba gerçekten şu an bir şeyleri doğru yapıyoruz. Ve direktman 3. aşamaya geçeceğim. Şimdi etap 3'te yapmamız gereken şeyler daha zor ve bayağı bir yine benim oyunu oynamam gerekecek, çalışmam gerekecek. Uzun bir süre grindlamam gerekecek. 3. aşamayı ise şöyle anlatabilirim. 3. etapta Legend Finder bir Stronghold buluyor ve Stronghold'dan End'e gitmek için portala atlıyor. Ama o anda portala girse bile End yüklenmiyor dostlarım. Böyle bir şey yaşıyor. Legend Finder ve Reddit makalelerinde de 3. etapta yapmamız gereken şey tam olarak şu. Böyle yazıyor. Bir tane ay şekli var. Şu an o ayın ismini tam hatırlamıyorum. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. O ay şekli havadayken yani böyle bir ay havadayken Stronghold bulmamız gerekiyor ve aşağı doğru inip End'e gitmeye çalışmamız gerekiyor. Ve End'e eğer gidemezsek oyunu bozmuş ve kon zincirini aktif etmiş oluyoruz. Yani bu gizli olan Minecraft'ın arka planında belki de oluşturulan bu kod zinciri eğer biz End'e gitmeye çalıştığımızda End yüklenmezse aktif olmuş demektir. Bu en büyük kanıtı oluyor. Yani benim bu yüzden şu anda oturup Nether'a gitmem lazım. Ondan sonra Blaze kesip Enderman gözü yapmam gerekiyor ve bununla Stronghold'u bulduktan sonra da End'e gitmeye çalışmam gerekiyor. Bu da bayağı bir mesai. Bunları videoya koymak istemiyorum. Uzun oluyor sonra video. Yani o yüzden ben yine böyle bir 2 saat falan herhalde Nether'a gideceğim falan filan Stronghold'a gideceğim. Bayağı bir uzun sürecek. Buraları size izletmeyeceğim. Yine birazcık ayrılacağız, ara vereceğiz. Bu video biliyorum çok fazla bölündü ama ne yapayım dostlarım? Bu bir deney. 10-15 saatlik bir deney. O yüzden videonun bu kadar bölünmesi aslında normal bir şey. Yani o yüzden ben yine şu anda birazcık aranızdan ayrılacağım. Ama şu an bir duş aldım falan. Kendime geldim biraz daha. Belki 1-2 saat daha devam edebilirim. Bilmiyorum. Eğer devam edemezsem ya zaten artık yarın öbür gün görüşüyor oluruz. Uzun lafın kısası şu an yapmam gereken şey benim End'e gitmeye çalışmak olacak.